Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyale Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in 3. parçasındayız. Burası söz basımın sayfa tasarımına göre 167. sayfa. Sayfa altı sözlüklü bu külliyatta 167. sayfada kaldık. Zeyl'in 3. parçası çok uzun bir metin değil. Neredeyse 2,5 sayfa söz basıma göre, yine söylüyorum, civarında bir metin. Burayı bir kere baştan sona hızlıca bir okuyacağım. Hızlıca derken yani yorum yapmadan okuyacağım. Yoksa yine okuyuşum yavaş olacak. Bana göre yavaş olacak. Ondan sonra da dönüp tefekkür etmeye çalışacağız. Burada güzel bir sual var. Onun cevapları var. Lazım bir şey, öğrenmemiz gereken bir şey var. Burada çok şeyler var elbette ama bir nokta var ki çok mühim. Aklı nereye koyduğumuzla ilgili, aklın imkanlarını nasıl anladığımızla ilgili bir düğüm var. Onu çözecek Bediüzzaman Hazretleri burada. O düğüm çözülünce de haşrin düğümü açılmış olacak. Eğer kalbimizde ahirete yönük bir şüphe, bir ya böyle şey olur mu falan gibi bir ukde varsa, o işte bu derste inşallah biraz daha açılmış olacak. Belki tamamen açılacak inşallah. Varsa elbette. Elhamdülillah imanımız var biz. Olmayanlar için söylüyoruz. Veya itminanı kalp arayanlar için söylüyoruz. Pekala, okuyalım. Zeyl'in 3. parçası. Saatimi açmış mıyım? Evet, açmışım. Zeyl'in 3. parçası. Burada bir not var. Söz basımın notu. Buraya Zeyl'in 3. parçası olarak giren bu kısım. Buraya Zeyl'in 3. parçası olarak giren bu kısım. Ayrıca şualardan 2. şuanın hatimesinde uzunca bir haşiye başlığı adı altında da yer almaktadır. Yani bu metin buraya oradan gelmiş. Nereden gelmiş? Şualardan gelmiş. İkinci şuanın hatimesinden uzunca bir haşiye başlığı altından buraya gelmiş. Neden? Çünkü bahsimizle, yani haşirle, ahiretle çok yoğun bir ilgisi var. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren İmkanet illa sayhate vahideten hem ve ma emru's saati illa kelamhil basar fermanları gösteriyor ki haşr-ı azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Bu yukarıdaki ifadelerde neler söylendi? İmkanet illa sayhate vahideten ne demek? Kısa bir mealiyle burası Yasin suresinin 29. ayetinden bir ifadeymiş burası. Kıyamet işi tek bir sayha ile olacak. Kısa bir meali bu şekilde. Kıyamet işi tek bir sayha ile olacak. Alttaki ifade, estağfirullah. Ve ma emru's saati illa kelamhil basar. Bu ne demekmiş? Nahl suresinin 77. ayetinden bir ifade bu da. Nahl suresinin 77. ayetinden. Kısa bir meali şu şekilde. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadardır. Görüyorsunuz, birisi hatta ikisi birden ahiretle ilgili, kıyametle ilgili işlerin çok çabukluğuna vurgu yapıyorlar. Bu ifadeleri naklettikten sonra Bediüzzaman Hazretleri dedi ki, fermanları gösteriyor ki haşr-ı azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise, işte akılın düğümü çözülecek dedik ya, dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. El cevap, haşirde ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası var. Hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. Birinci mesele. Ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı istirahat için her tarafa dağılmışken
yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan soru, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebedler tarafında ve zerreler alemindeyken, ezel canibinden gelen Elestü bi Rabbikum hitabını işiten ve galu bela ile cevap veren ervahlar, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu Cenab-ı Hak. Biz de ona evet Rabbimizsin diye cevap verdik. O zamanı anlatıyor, o şahitliği anlatıyor, o sahneyi anlatıyor. Hitabını işiten ve galu bela ile cevap veren ervahlar, elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve mutidirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir ordu-yu sübhani ve emirber neferleri olduğunu kat'i bürhanlarla 30. söz ispat etmiş. Yani Ene ve Zerre Risalesi 30. söz. Herhalde zerre kısmına atıf yapıyor burada. Bütün zerreler dahi bir ordu-yu sübhani ve emirber neferleri olduğuna kat'i bürhanlarla 30. söz ispat etmiş. Zerre Risalesi'ne gönderme yapıyor yani. İkinci mesele, cesetlerin ihyasına misal ise, çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden 100.000 elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, bütün küreye arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı, Halık'ından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor, elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-i azam tarfetül ayında vücuda gelebilir. Üçüncü mesele, ecsadın defaten inşasının misali ise, yani cesetlerin birdenbire tekrar yaratılması, toplanması, yani Ahmet çürümüşken, dağılmışken, toprak olmuşken birden tekrar vücudunun oluşması, onu kastediyor burada. Ecsadın defaten inşasının misali ise, bahar mevsiminde, birkaç gün zarfında nevi beşerin umumundan 1000 derece ziyade olan umum ağaçların bütün yaprakları evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsulatı gibi berk gibi süratle icatları hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran emvat gibi bütün ağaçların cenazeleri bir emirle defaten ba'su ba'del mevte mazhariyetleri ve neşirleri hem küçücük hayvan taifelerinin hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları hem bilhassa sinekler kabilelerinin aşiretleri, hem küçücük hayvan taifesinin hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları, burayı doğru demişim, hem bilhassa sinekler kabilelerinin sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan göz önündeki kabilenin bir senede neşrolan efradı, Beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde, her baharda sair kabilelerle beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları, elbette kıyamette ecsad-ı insaniyenin inşasına bir misal değil, belki binler misaldirler. Evet, dünya darül hikmet ve ahiret darül kudret olduğundan, dünyada hakim, mürettib, müdebbir,
mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla dünyada icadı eşya bir derece tedrici ve zamanla olması hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, ahirette bir anda bir lemhada inşasına işareten Kur'an-ı Mucizül Beyan وَمَا أَمْرُ السَّعَاتِ اِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَرِ اَوْهُ وَاَقْرَابُ ferman eder. Bu ifade nerede geçiyor? Nahl suresinin 77. ayeti. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır. Daha önce de atıf yapmıştık buraya. Ferman eder. Eğer haşrin gelmesine gelecek baharın gelmesi gibi kat'i bir surette anlamak istersen, haşre dair 10. söz ile 29. söze dikkatle bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmazsan, gel parmağını gözüme sok. 4. mesele olan mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise, bir anda bir seyyare veya bir kuyruk yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir sarayın bir dakikada harap olması gibi. Evet arkadaşlar, metnimizi okumayı bitirdik. Tekrar başına dönüyoruz. Bakalım ne kadarını tefekkür edebileceğiz. Belki hepsini. Ya nasip diyoruz, inşallah diyoruz. Özetle burada bize ne anlatıldığı, başta onu bir kavramaya çalışırsak, ben şöyle bir şey görüyorum. İnsan aklı şahit olduklarından gelişiyor. Ya da şahit oldukları çerçevesinde insan akledebiliyor. Böyle olunca da akıl her zaman bir darlık içinde. Neye göre darlık içinde? Olabileceklere karşı olanları görmek itibariyle sadece bir darlık içinde. Biz her ne kadar olabilecekler ihtimalinin açıklığını zamanla kavruyor olsak da o kavrayış gerçekleşene kadar olanların darlığı içindeyiz. Söz gelimi Cahillikler kitabıydı galiba. NTV yayınlarından çıkmıştı. O kitaptı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bilim adamlarının geçmişte öyle önyargıları var ki şaşar kalırsınız. Ya bu bilim adamları mı yapmış bu bilimi, oluşturmuş, geliştirmiş bu kadar teknolojiyi diye şaşırırsınız. Mesela adam diyor ki bir metal yığının havada uçabileceğine inanmıyorum diyor. Yani uçaklara inanamıyorum diyor. Yine meşhur bir bilim adamı bunu söyleyen, ama uçaklar yapılabilmiş. Veya işte denizaltı veya başka bir şey. Yani görüyorsunuz, bilim adamı bile olsa onun bile aklı o zamanlarda o işi kavramamış. Böyle bir şey olamaz demiş. Mesela Einstein de kuantum fiziğine inanmamış. Ölene kadar da aksini ispat etmeye çalışmış. Gibi gibi. Yani bu örnekler, misaller bize gösteriyor ki insanın dehası bile, en dehası, en üstleri bile, seküler anlamda, dünyevi anlamda bu noktada olanlar bile ya hala kendi mümkünlerinin darlığı içindeler. Yani olabilecek neler olabilir, daha neler neler olabilir, o noktalara gelmek için insaniyetin zamana ihtiyacı var. Zamanla zamanla bu da olurmuş, şu da olurmuş, şöyle olabilirmiş, şurada hayal edilebilirmiş falan filan gerçekleştirilebilirmiş. Biz mesafeyi böyle alıyoruz. Hal böyle olunca bize imani olarak gelen hakikatler, vahyin, sünnetin bildirdiği hakikatler, aklı böyle seküler zeminde gelişmişler için şey oluyor. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Miraç'a gitmesi, çok kısa bir zamanda gidip dönmesi, alemleri gezmesi, yatağının dahi soğumadan gidip dönmesi, şimdi bedeniyle gitti, ruhuyla gitti, tam beden ceset beraber o yol, ceset ruh beraber o yolculuk oldu diyorsunuz. Ya nasıl olur diyor, ışıktan hızlı bir şey mi var? Sana göre öyle. Sen şimdiye kadar bu kadar ne ulaşabildin bilginin? Sana göre ışıktan daha hızlı bir şey yok. Ama Cenab-ı Hak için o öyle mi? Onun öyle bir zorunluluğu var mı? Cenab-ı Hak öyle şeyleri yarattı ki bir anda daha ışığın haberi yoktu yani o varlık vücuda çıktığında. Işık sonra oluştu. Madde sonra oluştu. Onu ben bir kitapta okumuştum, çok şaşırmıştım. Diyor ki madde diyor
genişlemeden sonra oluşmuş olması lazım. Alemin bu kadar genişlemesi için. Michio Kaku'nun kitabı olabilir. Einstein'dan ötesi kitabında olabilir. Diyor ki hani evrenin bu kadar geniş olmaması lazımmış bilim adamlarının yaptığı hesaplara göre. Eğer madde patlamayla birlikte olmuşsa. Ama şöyle bir şey diyorlar. Madde daha oluşmadan bir genişleme olmuş patlamadan önce. Sonra onun üstüne patlama olmuş. Nasıl bir genişleme? Nasıl bir şey? Olmayan madde nasıl genişledi? O genişleyen neydi? Bunlar tabii daha cevaplanması gereken sorular ama böyle teoriler varmış. Yani özetle dememiz gereken şu. Biz sınırlı varlığız, mahlukuz. Bu nedenle mümkün algımızın da sınırları var. Bizim bu sınırlılık içinde sonsuz olan Allah'ın kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz olan Allah'ın yaratış imkanlarını tamamen kavramamız mümkün değil. Tırnak içinde söylüyorum. Onun için olmayacak bir şey yok ama bizim için olur mu olmaz mı denecek çok şey var. Biz mekan içinde yaşadığımız için, zaman içinde yaşadığımız için, süreçli, sınırlı bir canlı olduğumuz için. Ama bakıyorsunuz ki ya 1000 yıl önce imkansız gibi gözüken o zamanki insanları anlatsanız belki dilleri tutulur, elleri kolları titremeye başlar hadiseler bugün oluyor, olabiliyor. O zaman bizim de şu açıklığı edinmemiz lazım. Ya Cenab-ı Hak kudretiyle bunları eylemişse şunları da eyleyebilir. Vaat etmişse yapar. Bu ihtimale kafamızı açmamız lazım. Bu kafa açıklığını, gönül açıklığını kazanmamız lazım. O açıdan işte Bakara suresinin başında onlar ki gayba iman ederler hitabı, Cenab-ı Hakk'ın bizi bu şekilde tabiri caizse met edişi, beğenişi, iltifat edişi bize uyandırmalı. Biz o kafa açıklığına sahip olduğumuz için mümin olduk, Müslüman olduk. Eğer o kafa açıklığı bizde olmasaydı Allah'a inanamazdık, ahirete inanamazdık, meleklere inanamazdık, kitaplara inanamazdık, peygamberlere inanamazdık, kadere inanamazdık. Bütün bu imanlar ve bunların alt kollarındaki şeyler bizdeki bu ya maddeden, bizim bildiğimizden, şahit olduğumuzdan, olan diye tayin ettiğimizden ibaret değil olabilecekler. Uyanışıyla alemlerin bu alemden ibaret olmayıp, bilinenlerin beş duyu organımızla bize gelen bilgilerden ibaret olmayıp, daha aşkın şekillerde de mümkün olabileceğini kavramamızla oldu. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bize bunu gösterdi, bizi buna hidayet eyledi, irşad eyledi. O sayede biz de bunun farkına vardık. Şimdi madem bunun farkına vardık, bu şeyi uyandık, artık ahiretle ilgili meselelerde de o dar aklın çemberinden, çakrasından çıkmak lazım. Onu bir düşünelim diyor şimdi. Bu bahis bize misallerle, dünyadaki misallerle mümkünün sınırlarını anlatıyor. Evet. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren inkânet illâ sayheten vahideten, yani kıyamet işi tek bir sayha ile olacak. Kısa bir meali bu şekilde. Kıyamet işi tek bir sayha ile olacak. Yasin suresinin 29. ayetinden hatırlayalım bu ifadeyi. Yani ne demek bu? Tek bir ses kıyameti koparacak. Tek bir olay. Tabiri caizse tek bir hamle tabiri caizse kıyamet bu kadar çabuk olacak yani. Diğer bir ayet hem ve ma emru's saati illa kelamhil basar. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadardır. Yine kısa bir meali bu şekilde. Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadardır. Nahl suresinin 77. ayeti fermanları gösteriyor ki Haşr-ı Azam, yani Haşr-ı Azam demek işte o diriliş, tekrar haşrediliş, tekrar işte mizanda amellerimizin tartılması falan o hadise bir anda zamansız vücuda geliyor. Yani her şey çok çabuk olacakmış gibi anlatıyor Kur'an. Bazı ayetlerde böyle. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine, yani kalbin inanması, izan kalbin itminan bulması bakalım. Yani şüphesiz kesin bir şekilde inanma diye çevrilmiş burada sözlükte. Ben izanda idrakın farkını böyle öğrenmiştim. İdrak, aklın anlaması, idrak etmek. İzan, kalbin anlaması, mutmain olması.
hadsiz derecede harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. Yani diyor, Kur'an öyle bir şey söylüyor ki biz bunu bu dünyadaki standartlarla kavrayamıyoruz. Çünkü mesela atıyorum bir devlet dairesinde işimizi görmek bile ne kadar zaman alıyor. Yani küçük bir işlem. Oraya git, buraya gel. Çok şükür şimdi o kadar kötü değil ama eskiden mesela bugün gittiler, yarın geller. İşte şu evrak şuradan alınacak, bu evrak buradan alınacaklar vesaire. Yani azıcık küçük bir şeyin halledilmesi bile epey bir zaman alıyor dünyada. Ama kıyamet gibi, haşir gibi devasa hadiseler nasıl bir anda olacak? Yani bu bizim aklımızın alabileceği bir iş değil. Bizim dar aklımız bunu kavrayamıyor. Bunun bu dünyada olabilirlik numuneleri var mı? Haşir Risalesi arkadaşlar, ta baştan hatırlayalım o ilk ayetten, Fenzur ila erter rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha, o ayet-i kerimeden Rum suresinin 50. ayetiydi galiba. Cenab-ı Hak bize şunu öğretiyor. O inanamadığınız, dar aklınızın kavrayamadığı her şeyin dünyada kabulünüzü kolaylaştırabilecek misalleri var. Bahar, haşrin misali. Buradaki dirilişi başaran, muvaffak olan, yaratan Allah, elbette öteki dirilişte yaratabilmeye muvaffak olabilir. Olur, olacaktır tırnak içinde. Onun dersini bahar bize veriyor, ayet onu haber veriyor. Biz Haşr Risalesi'nde bunu konuşarak başladık, onun tefekkürüyle başladık. Bakın burada da öyle bir şey var. Yani kıyamet hızlı olacak, şöyle olacak, böyle olacak deniyor ama bunun misali var mı yani kainatta? Varmış. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. El cevap, haşirde ruhların cesetlere gelmesi var. Üçe bölüyor Bediüzzaman Hazretleri burada. O aklın müşkül yaşadığı meseleleri üçe ayırıyor. Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var. O kadar ruh, o kadar cesede nasıl gidecek, gelecek, bulacak, girecek? İki, hem cesetlerin ihyası var. O kadar ceset nasıl yaratılacak bir anda? Hem de cesetlerin ihyası var. O kadar ceset nasıl canlandırılacak bir anda? Canlandırma, evet. Hem de cesetlerin inşası var. Yani onların tekrar yaratılışı, bedenlerin tekrar oluşturulması. Çürümüş, dağılmış, toprak olmuş bedenlerin tekrar oluşturulması mevzusu var. Üç meseledir. Yani bu üç meseledeki müşkülü halledersen kafan senin haşre, ahirete yatmaya başlar. O darlıktan kurtulmuş olursun. Birinci mesele. Ruhların cesetlerine gelmesine misal ise. Ruhların cesetlerine gelmesine misal ise. O kadar ruh var. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne ne kadar insan yaratılmıştı. Bir de kıyamete kadar düşünün. Ne kadar zaman ileride olacağını bilmiyoruz. Ahir zamandayız ama ahir zamanın uzunluğu ne kadar bilmiyoruz. O süreçte yaratılmış bütün insanların ruhları nasıl olacak da o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ceset grubunda öyle hemen yerlerini bulacaklar, nasıl yerleşecekler, nasıl adrese teslim olacak, bu iş mümkün olabilir bu kadar karmaşık içinde. Ya bir kargo gönderiyoruz, 40 kere geri dönüş oluyor, işte adresinde bulunamadı, adres bulunamadı, adres değişikliği bilmem ne. Yani insani işlerde bu kadar sorun yaşıyoruz, adresli mevzularda. Bu ruhlar nasıl bir anda hiç hatasız böyle yapabilecekler diye varsa darakla gelen bir şüphe, işte geliyor onun misali, kurtarıcı misali. Ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam, düzenli bir ordunun efradı, yani fertleri, istirahat için her tarafa dağılmışken yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Oluyor mu? Oluyor. Nerede oluyor? Askeriyede oluyor. İstirahat için dağılmış topluluk tekrar geri dönüyor mu bir boru sesiyle? Hadi toplanın sesiyle. Toplanın sesiyle dönüyorlar. Evet. İsrafil'in borusu olan suru, yani İsraf Aleyhisselam'ın haşir günü üfleyeceği sur, artık nasıl bir üflemekse onun mahiyetini bilmiyoruz ama öyle aklımızı yaklaştırıyoruz. Yoksa nefes, hava falan o zaman olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz yani. Değişik bir şey o sur. O bizi tekrar hayata döndürecek. Evet, İsrafil'in borusu olan suru ordunun borazanından geri olmadığı gibi ebedler tarafında
ve zerreler alemindeyken ezel canibinden gelen, ezel tarafından gelen, elestü bi rabbikum hitabını işiten, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını işiten ve galu bela, evet Rabbimizsin ile cevap veren ervahlar, ruhlar, yani Cenab-ı Hak bizi ruhlar aleminde yarattığında hepimizi topladı ve orada sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de evet dedik. Ona biz galu bela diyoruz. Yani evet dediğimiz gün. Öyle biliyoruz. O günden Cenab-ı Hak'la bir tanışıklığımız var bizim zaten. Cenab-ı Hakk'ın Rabbimiz olduğunu, bizim de onun kulu olduğunu biliyoruz zaten. Bir tanışıklığımız var, aşinalığımız var. Adressiz değiliz. Ervahlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar, boyun eğici, emre itaat edici ve muntazam, düzenli ve mutidirler. Yani itaatkardırlar. İnsanın ruhu ordu fertlerinden daha itaatkardır Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı. İnsanın ruhu Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı bir ordunun komutanına olan itaatinden daha fazla, elbette çok daha fazla musahhar, boyun eğici, muntazam, düzenli ve mutidir, itaatkardır. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu sübhani ve emirber neferleri olduğuna kat'i bürhanlarla 30. söz ispat etmiş. Yani burada Bediüzzaman Hazretleri ne söyledi bize? Bir önce şu müşkülü halletti. Bu ruhlar böyle ne olduklarını bilmez, ne Rablerini tanır, kaba doldurulan su gibi değil ki. Ruh aslında şuurlu bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir cesedi misali giydirdiği bir emir. Bunlar Rabbini tanıyor ve itaat de ediyor. Yani onların emre uyma yetenekleri de var. Hal böyle olunca elbette Cenab-ı Hakk'ın bir emiriyle tekrar ait oldukları bedenleri bulmaları bir müşkül değil. Bunun dünyada çok numunesini insanlar yapabiliyorlar. Gerekli eğitim almış, işte bir ordu örneği verdi burada. Başka örnekler de verilebilir. Gerekli eğitim almış herhangi bir şey, bu emre itaat edecek şuuru, tanıması, bilgisi varsa bir emirle şak diye herkes görev yerine dönebiliyor. Orada olması gereken yerde, olması gereken vazifeye iştigal edebiliyor. Demek ki dünyada bunun numunesi var. Bunda bir müşkül yaşayacak bir şey yok. Burada belki yani ruhu yanlış anlamaktan ötürü bir şüphe olabilir. Ruhu böyle işte bardağa doldurulan su gibi düşünürseniz o belki size bir müşkül gelebilir ama ruh da öyle değil. Ruh da şuurlu bir şey yani. Verilen emre itaat etmek için koşabilir. Evet. Koşmak derken tabii bunlar hep tırnak içinde. İkinci mesele, cesetlerin ihyasına misal ise, yani cesetlerin hayatlanması, ihya, hayat demek, hayatlanmak demek. Cesetlerin ihyasına misal ise, yanlış bilmiyorum değil mi? İhya, evet, hayat verme, diriltme. Çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden 100.000 elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi. Bütün küreye az yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Doğru mu değil mi? Elektrik santrali bir açıyor şey şalterini. Ne kadar onunla bağlı lamba varsa yanmıyor mu? Yanıyor. Bir anda bir şalteri indirmede oluyor her şey. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı Halık'ından aldığı, yani yaratıcısından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor, elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam tarfetül ayında, yani bir anda, tarfetül ayın o demek galiba, göz açıp kapayıncaya kadarmış, evet, bir anda vücuda gelebilir. İşte misali elektrikli olmuyor mu? Ya oluyor. Elektrik bir açılıyor şak, onunla bağlantılı ne kadar lamba varsa bir anda yanıyor mu? Yanıyor. Cenab-ı Hakk'ın kanunları da aynı o elektriğin kabloları gibi hepimizi bağlı zaten. Nasıl yerçekimi kanununa taş bağlı, ben de bağlıyım mesela. Yerçekimi kanunu hepimize bağlı değil miyiz ona? Hatta onun daha geniş şeyiyle düşünürsek cazibe kanunu olarak bütün varlıklar o cazibe kanunuyla bağlı.
Ben nasıl dünyaya çekiliyorum? Dünya da güneşe çekiliyor. Güneş de belki başka bir yere bağlı. Mars kendi üstündekini çekiyor. Jüpiter kendi üstündekini çekiyor. Yani her şey o cazibe kanunun içinde, o kablonun ucunda tabiri caizse. Bir kanuna bağlı olmak, bunun altını çizelim. Bir kanuna bağlı olmak, bir kabloya bağlı olmak gibi. Nasıl elektrik kablosuna bağlı olmak, elektrik kanununa bağlandırmayı sonuç veriyor. O şalter indirildiğinde kablonun ucunu kim tutuyorsa, insan da tutsa, lamba da olsa yanıyor, insan da olsa yanıyor. Halayı çekmeye başlıyor, yani titretmeye başlıyor. Çünkü kanuna dahil olduğun elektrik senin üzerinden de geçmeye başlıyor. Öyle la teşbih ve la temsil, insanlık da Cenab-ı Hakk'ın esma-ül hüsnası, sıfat-ı ilahiyesi, şuunat-ı zatiyesi sayısınca kanunlara bağlı zaten. Ondan kurtuluş diye bir şey mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın mahluku oldun mu oldun, artık bağlısın. O kanunun ucundasın, her zaman elektriğin lambaya gitmesi gibi o kanunu emreder ya da emreder, kanunu emretmez, sana emreder, şak diye hayata geçersin. Uzakta değilsin ki, kaybolmadın ki. Yani Cenab-ı Hak'tan gizlenmedin ki. Cenab-ı Hak haşa sümme haşa sana nasıl hayat verdiğini unutmadı ki. İlk defa nasıl verdiyse yine aynı şekilde verir yani. Elektrik de bunun güzel bir misali. Bununla cesetlerin bir anda dirilmesini anlayabiliriz. Dirilin dedikten sonra o dirilme kanunun ucundaki her şey, pardon, tabii dirilmesi buradaki oydu. O kanuna bağlı olan her şey elektriğin ucundaki lamba gibi şak 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 yanacak yani. Biz de öyle topraktan kalkacağız. Bizim kafamız elektrikle bunu bir nebze kavrayabilir. Üçüncü mesele, eczatın yani cesetlerin defaten birden inşasının yani yaratılmamız, topraktan cesetlerimizin oluşturulması. Hayatlanmak kısmı değil de üstteki hayatlanması ile ilgiliydi. Yani ceset nasıl hayatlanacak? Üstteki onu cevap veriyordu. Burada cesedin bedenen oluşturulması süreci. İlki neydi? Ruhların cesetleri bulması süreciydi. İlki de oydu. Üçüncü mesele, eczatın defaten inşasının misali ise bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nevi beşerin umumundan 1000 derece ziyade olan umum ağaçların bütün yaprakları evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsulatı gibi berk gibi, şimşek gibi yani bir süratle icatları. Olmuyor mu? Oluyor. Misal, bahar. Dönmüyor mu cesetler tekrar hayata? Daha doğrusu tekrar cesetler ortaya çıkmıyor mu diyelim? İnşa edilmiyor mu? Oluyor. İşte bizim karşımızda kiraz ağacı var. İskelet oluyor kışın. Bak bahar geldi, tekrar çiçeklendi, beyaz beyazlaştı. Şimdi meyveye falan durdu, yapraklandı. İskeleti, gövdesi sayısan, cesedini de o dışındaki yapraklar, meyvesi falan saysan, bak gözümün önünde oldu, o üstüne tekrar bedeni giydi. Ben görüyorum bunu yani. Hem o baharın mebdeleri olan yani başlangıçları olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin birden beraber intibahları, uyanışları ve inkişafları yani yayılışları ve ihyaları hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran emvat gibi, ayakta duran ölüler gibi diyor. Bütün ağaçların cenazeleri bir emirle defaten ba'su ba'del mevt, öldükten sonra dirilme mazhariyetleri ve neşirleri, hem küçücük hayvan taifelerinin hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları, hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan göz önündeki kabilenin, sinekleri kastediyor, bir senede neşr olan efradı, yani sineklerin bir senede yaratılan efradı, fert sayısı, birey sayısı, tane sayısı, sineklerin bir senede yaratılanların sayısı, Beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde, bak, bir senede, bir yazda yaratılan sinek sayısı insanlığın başından sonuna kadar sayısından daha fazla. Öyle mi? Ya öyle hakikaten de. O kadar çok sinek oluyor ki. Yani buralarda da var mesela. Ne kadar ilaçlısılar da oluyor. Hele daha böyle
ne diyelim, bataklıklı falan yerlerde görüyorsunuz. Böyle bir sivrisinek yığını mesela ışık vurduğu yerde belirginleşiyor veya lambaların etrafında toplanıyorlar. Allah Allah, bunlar yoktu, nereden yaratıldı, nereden çıktılar? Allah yaratıyor, gözümüze gösteriyor aslında. Onları niye o kadar çok yaratmış? Bitkileri niye böyle bir kanunla kışın solduruyor, yazın açtırıyor? Bak, biz öğreniyoruz oradan haşrin var olduğunu. Aslında haşir kanununun bu dünyaya sızan uçları gibi onların hayatları. O işte kışın kaybolup yazın ortaya çıkanların hayatları aslında haşir kanununun ahirette tam anlamıyla tecelli edecek olan o kanunun buradaki uçları gibi, sızıntıları gibi. Bunlardan onları çıkarabiliyoruz. İşte onların misalleri. Göz önündeki kabilenin bir senede neşrolan efradı, yani yaratılan fert sayısı, Beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde, her baharda sair kabilelerle beraber birkaç gün zarfında inşaları, yani yaratılışları ve ihyaları inşa etmek, bina etmek manasında haşirleri, elbette kıyamette etsad-ı insaniyenin, insan cesetlerinin inşasına bir misal değil, belki binler misaldirler. Evet, dünya darül hikmet, yani dünya hikmet yeri. Ne demek bu? Dünyada her şey süreçlerle oluyor. O süreçlerin üzerinden okunuyor. Bir kitabı aspirin gibi alıp yuttum, üstüne su içtim, o kitap aklıma girdi olmuyor değil mi? O kitap ne kadar uzunsa, ne kadar süre okunması gerekiyorsa hakkı verilmekle bizde bilgiye dönüşüyor gibi. Cenab-ı Hak burada her şeyi süreçli yaratmış, zamana yaymış. Neden? Karşısındaki mahluklar sınırlı, anlamaları lazım. Burayı öğrenmeye geldik. Öğrenmek için basamak basamak ilerlemek lazım. Azar azar almak lazım bizim kapasitemizin darlığından dolayı. Burası öğrenme yeri olduğu için, yani Darül Hikmet burası. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismiyle burada süreçli oluyor her şey. Biz de öğreniyoruz o hikmeti. Dünya Darül Hikmet, ahiret Darül Kudret. Ahirette artık bu öğrenme, sınanma, imtihan kısmı kalmıyor. Artık orada Cenab-ı Hak kudretiyle neler yapabileceğini gösterecek bize. Böyle yapmak zorunda olmadığını, öyle de yapabildiğini göreceğiz biz. Ahiret Darül Kudret. Burası Darül Hikmet, hikmet evi, ahiret kudret evi. Olduğundan dünyada hakim, hikmetle yaratan her şeyi, sonsuz hikmetle yaratan, mürettip, tertip eden, müdebbir, tedbirini alan, tedbirle yaratan, mürebbi, terbiye eden gibi çok isimlerin iktizasıyla dünyada icadı eşya bir derece tedrici, yani aşamalı, yavaş yavaş ve zamanla olması, hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Ahirette de o iş öyle olacak. Buradaki gibi olmayacak yani. Burada işte diyoruz ya, bir kışın, baharın falan gelişi o aylar sürüyor. Ama kıyamet bir anda, çok hızlı, süreçler çok hızlı. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, ahirette bir anda, bir lemhada inşasına işareten Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَمَا أَمْرُ السَّعَاتِ اِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَرِ اَوْهُ وَاَقْرَابْ ferman eder. Yani kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır. Nahl suresinin 77. ayetinden bir ifade. Burada bakın ne öğrendik? Kur'an'daki bu tarz ayetlere nasıl bakacağımızı da öğrendik. Yani orada kastedilenle burada kastedilenin, yani burada yaratışla, buradaki yaratışla oradaki kastedilenin nasıl bir şeye denk geldiğini, Üstad Hazretleri burada o ayetlere nasıl bakacaksınız falan demedi ama o ayetlere bakışımızı da biraz değiştirdi. Yani zaman algımızla tabiri caizse oynadı. Onu Kur'an'ın seviyesine getirdi. Yani zaman bir tek böyle bu şekilde olmak zorunda değil. Einstein'ın o izafiyet teorisiyle ulaştığı şeyi aslında Kur'an bize çoktan öğretmiş. Zamanın göreceli olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın katında günlerin, zamanların farklı olduğunu, bizim katın zamanın, bizim şahit olduğumuz diyelim zamanla Cenab-ı Hakk'ın ona malum olan zaman türlerinin çok çok ayrı olduğunu Kur'an bize haber veriyor. Bu ayetler de onların şeyi aslında, habercisi.
Eğer haşrın gelmesini gelecek baharın gelmesi gibi kat'i bir surette anlamak istersen, haşre dair 10. söz ile 29. söze dikkatli bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmazsan, gel parmağını gözüme sok. O kadar Emin Üstad Hazretleri. Elhamdülillah. İşte iman bu. Taş gibi iman. Hiç acabası var mı? Yok. 4. mesele olan mevti dünya ve kıyamet kopması ise. Ya bu dünya nasıl ölecek ya? Kocaman dünya ölür mü kardeşim? Veya işte kıyamet öyle kolay kopar mı ya? Kocaman dünya sarsılır mı öyle kolay kolay bir şeyden falan? Eskiden öyle diyenler çoktu belki. Şimdi artık gök taşları şunlar bunlar hesaba girince bir anda da olabilir diyebiliyor insanlar. Bugün insanın kafası bunu anlamaya biraz daha yatkın. Bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. Bir sürü film oldu bu şimdi. Üstad Hazretleri bunu belki 1920'lerde yazdı. Steven Spielberg bunu bilmem kaç ne kadar zaman sonra filmlerini çekti diyelim mesela. Hollywood bunun kaç yıl sonra yapımlarını çekti. Yani göktaşları dünyaya çarpıyor, felaketler yaşanıyor. En son bir tane film vardı. Sakın Gökyüzüne Bakma mıydı? Onda da mesela bu konu işleniyor. Olabilir yani. 10 senede yapılan bir sarayın 1 dakikada harap olması gibi. Evet. Ya elhamdülillah bu metni bir derste bitirdik. Hem de vaktimizden aşmadan 40 dakikada da bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunları söyleyerek hatime verelim. Üstad Hazretleri Kur'an'dan bir şey çıkarmış. Nedir o? Kur'an insan aklının, dar aklın, küçük aklın, seküler aklın, maddiyatçı aklın, sınırlı aklın diyelim işte bütün sorunlarıyla sınırlı aklın sorun yaşadığı şeylerde insanı kurtarmak için, irşad etmek için, gözünü açmak için, hidayet etmek için Cenab-ı Hak dünyadaki misallerini anıyor. Yani aklın kabulünü kolaylaştıracak numuneleri anıyor bu dünyadaki. Kur'an'da bunun çok örneği var. Üstad Hazretleri oradan bir metodoloji almış. Bu metodu da Risale-i Nur'da sıklıkla kullanıyor. Neredeyse Risale-i Nur tamamı onlardan oluşuyor. Ne ki materyalist akıl, ateist akıl, seküler akıl, bugünün aklı zorlanıyor kavramakta. Onun daha önce bildiği, kavradığı, inandığı başka bir şeyi aradaki kanun bağıyla, gösterirlik bağıyla kullanıyor. İşte baharı haşir için, cesetlerin inşa, ihyası için elektriği kullanıyor. Veya işte ruhların cesetlere dönüşünün kolaylığını anlatmak için de ordu misalini kullandı. Gibi gibi bağlantılar kuruyor. Bizim de buradan almamız gereken önce tabii bu dersteki marifeti almamız lazım. Sonra da yine gündelik hayatta bize böyle şüphelerle gelen olursa, bizde böyle yeni şüpheler oluşursa, ne bileyim konuştuğumuz herhangi bir mecliste böyle bir mevzu anılırsa, hemen onun numunesini dünyada aramak, bu kafa pratikliğini, sanatı kazanmak. Bu sanatı kazanırsak elhamdülillah inşallah Cenab-ı Hak imanımızın koruyucusu olur. Biz bu çabayı gayret sarf edersek iman nurumuzu kalbimizde yakmaya devam eder. Belki çokların da imanına vesile olabiliriz. Onların kafasına da bu mümkünlüğü, bu imkanı tanıtmakla, öğretmekle. Ne diyelim? Cenab-ı Hak ihlas-ı etemle rızasında, yolunda istihdam eylesin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi kendi başımıza bırakmasın. Başta kabir azabı olmak üzere cehennem azabı, türlü türlü azaplardan, musibetlerden, şerlerden bizleri muhafaza eylesin. Bu meselelerden, derslerden de hissemizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.